Bu hadis-i şerifi Rudani'den aldım ama Rudani nereden nakletti bakmadım buna. Bu Rudani yeterli diye durdum öyle hani Tirmizi'de mi, İbn-i Mace'de mi, nerede geçiyor ona bakmadım. İbni Ebu Leyla'dan, o da babasından Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme evlerine dadanan cinler hakkında sordular, dadanıyorlar. Evlerinizde cinlerden birini görürseniz şöyle deyin, hadis-i şerif. Nuh'a verdiğiniz söz hakkı için, Süleyman'a verdiğiniz söz hakkı için Allah aşkına ant veriyorum, eziyet vermeyin ve görünmeyin. Tekrar dönüp gelirlerse öldürün. Demek ki cinni taifesi de öldürülüyormuş mu? Öldürülüyormuş. Bununla alakalı bir de mahkeme var. Bir böyle zatın birisi bir hayvanı öldürüyor. Öldürünce gece mahkeme kuruluyor. Mahkeme kurulunca diyorlar ki bu öldürülen cinniydi. Sen bunu zulmederekten öldürdün. Öyle olunca işte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin hadisini söylüyor. Bu hadis söylüyor şey. O zat diyor ki biz zararlı hayvanları öldürülmeye Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müsaade etti. Bu da zararlı hayvan görüntüsünde geldi. O yüzden ben de bunu öldürdüm. Şer'an ben bundan sorumlu değilim diye böyle bir vaka var. Normalde o zaman cinni taifesi bakın öldürün dediğine göre demek ki sahabe bunu görüyor. Sahabe bunu görüyor. Görünüyor mu cinni taifesi? Görünüyor. Konuşuluyor mu? Evet. Ama bu büyük bir kısmının böyle bir konuştukları, yaptıkları, ettikleri şey doğru değil. Gerçekten bir cinni taifesiyle eğer bir insan o normalde irtibata girmek istiyorsa o normalde belirli şeyleri yapması lazım 40 gün. Perhiz edecek, bir şeyler okuyacak filan bir sürü şeyleri var onların. O zaman bir irtibata girebilir veyahut da işte mesela belli esmaların hüddamları vardır. Onlar cinni değildir. Onlarla irtibata girmek için belli şeyler yapmak gerekir. Bir de sufilerin manevi hallerinde vardır bu. Normalde emmare levvame müllüme mutmainne radiyeye geçince, beşinci esmaya geçince artık o böyle varlıklar ona tanıttırılmaya başlar. Seyri sülûku var ise. Seyri sülûku onun beşinci esmaya kadarsa göstermezler. Beşten sonraya doğru gidecekse o normalde varlıklar ona tanıtılır. Böyle söylüyorum bunları size ders olması açısından. Bilhassa Kadir geceleri bununla alakalıdır. Kadir gecesinde çünkü bütün şehadet aleminin varlıkları Beytullah'ı tavaf ederler. Onlara müsaade edilir o zaman için. Bir tek Kadir gecesinde müsaade edilir. Kadir gecesinde müsaade edildiğinden o bütün şehadet aleminin varlıkları Kadir gecesi Beytullah'ı tavaf ederler. Bölük bölük hepsinin başında komutanları veya padişahları, sultanları, imamları, şeyhleri adına ne derseniz deyin her grubun ayrı şeyi vardır. Başında bir amiri vardır. Hepsinin ayrı ayrı sancağı, bayrağı var. Sancaktarları var. Hepsi de böyle tabiri caizse kimisi attı, kimisi yaya Beytullah'ı tavafa gelirler. Kadir gecesi. O yüzden Ramazan'ın son 10 günü önemlidir. Son 10 günün içerisinde Kadir gecesini manada tam hakikat olarak bu gece Kadir gecesi diyebileceğiniz gün buna aşina olduğunuz gün. Buna aşina olduğunuz zaman o gün Kadir gecesidir. Akşam namazı vaktinde, Kadir gecesi akşam namazı vaktinde ezan okunur okunmaz onlar başlarlar Beytullah'ı tavaf etmeye, ziyaret etmeye. Akşam namazı okunur okunmaz bakın. Akşam namazı Allahu Ekber okundu. Eğer perden açıksa bakmışın ondan sonra melekler, cinniler,
Hani Müslüman cinniler. Bir sürü daha varlıklar Beytullah'ı tavaf etmeye başlamışlar. Bu hali 5. esmanın sonunda yakalarsınız. Seyr-i sülükünüz varsa. Bunu görürseniz size de işaret olsun. Sizin önünüz açık. Nefsinize uymayın ama. Nefsinize uymayın. Aa benim önüm açıldı filan. Nefsinize uymayın. Sabredin. Yolunuza devam edin. Tevazuyu elden bırakmayın. Görünürlermiş mi? Görünürlermiş. O yüzden normalde evet. Hazreti Pir diyor ki yani insanların normalde Peri'nin namesini işitmez. Çünkü onun sırrına yabancıdır. Yabancı olmayan ne yapar? Peri'nin namesini işitir mi? Evet. Onu yakalar mı? Evet. Hatta öldürün emri var. Zarar veriyorsa onu da öldürür mü? Evet. Bu emri biliyorum ben şimdi. Örneğin. Öldürün emri var mı? Var. Sana zarar vermeye kalkarsa öldürme hakkın olur senin. Zarar vermiyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Hiçbir cana kıyamazsın cinni de olsa. İsterse kafir olsun. Sana zarar vermiyor. Konuşma, irtibata girme, muhabbete girme. Görürseniz konuşmak isterler, muhabbet etmek isterler. Böyle kendilerince bilgi vermek isterler. Dalma o tarafa. Yolunu keserler senin. Sufilik yolunu keserler. Vartaya düşersin. Tatlı gelir sana. Oturur, oturursun sen zikrullah yapıyorsun, tık gelir. Onur geliyor yanına der. Bakarsın onur kapının önünde. Örnek. Aa tamam ya. Söyledi doğru. Lan, yani şeyhimiz yalancıdır dedi ama demek ki onunkunlar yalancı, benimki doğru. Nasıl yol kesiliyor bak. O ona tatlı gelir. Her şeyi bırakır. Devam. La la ilallah, la la ilallah. Tık geldi yine. Erdoğan geliyor. Tekirdağ'dan çıktı yola. Cık. La la ilallah. Lan geliyor mu ya? Selamun aleyküm, aleyküm selam. Erdoğan ne yapıyorsun, iyi misin? Bursa'ya geliyordum. At telefonu elinden. Tamam ya, oldu. Erdin sen. Seyr-i sülüke giden yol böyle kesilir. Adam şeyhiyle onu teyit etmeyi unutur. Oldu ya. Şunu demez. Benim şeyhim var. O söylerse ben doğruluğuna inanırım. Şeyhini seviyorsa, şeyhine aşıksa böyle söyler. Şeyhine böyle bağlı değilse oldu. Başlar devam eder. Ondan sonra gider böyle onu gönderir o. Kalbi gevşek olana gider. Ya şey efendi iyi de bazı halleri yok ya. Öbürkünün de kalbi gevşek ya. Aa ne oldu ya? Ya sorma rabıtada şöyle şöyle oldu. Ondan sonra senin hakkında da böyle ha senin de durumun bu. İkisi kanka oldular. İkisi beraber uçacaklar. İki iken üç, üç iken dört oldu. Tabii. Bir bakmışsın aa bunlar bir bayrak kaldırdılar dergahta. Nasıl ifsad etti? Böyle ifsad etti. Adamın yolunu da bozar. Bir bakmışsın adam oho yedi cihanı dolaşır dedikoduyla. Bunlar tecrübe. Tecrübe. Kim sana söylüyor? Hamdolsun. Söyleniyor. Allah Allah. Bak, açık açık söyle. Ben sana cevap vereyim. Hamdolsun. Söyleniyor. Ha iyi. İyi. Aa, söyleyen kim? Cinni. He, sana söylenmiş ama cinnilerden söylenmiş yazıyorum şimdi. Tabii sana uygun değil ya, o yüzden sen cinni dedin. Hadi Allah yolunu açık etsin, senin dersini aldım. E sonra?
O cinni taifesi onun tabii akli dengesini de bozuyor. Aa bir bakmışım psikiyatriye gitmiş hap atıyor. Ha ne oldu? Gitti kafa. Ona diyor çünkü bu akşam 1000 tane şundan çek. Tak 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 çekiyor. Senin bir işin var olması için 5000 tane bundan çek diyor. Tak 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 çekiyor. Koruma da yok ya. Kafa gidiyor. Allah muhafaza eylesin. Amin.